Diyelim ki 5600 bölü 8 işleminin sonucunu bulmak istiyorsunuz. Soruyu duyduğunuzda 5600 bölü 8 yazıp geleneksel uzun bölme işlemini yapmayı düşünmeniz son derece normal. Hatta isterseniz kağıt kalem alıp yapabilirsiniz de. Bu videoda size buna benzeyen işlemleri kağıt kalem kullanmadan ya da daha az kağıt kullanarak aklınızdan yapmanın yolunu göstermek istiyorum. Burada iki tane sıfır varsa bu işlemi 56 çarpı 100 bölü 8 olarak da düşünebiliriz, öyle değil mi? Elbette, çünkü 56 çarpı 100, 5600 eder. Burada iki sıfır var, burada da. Daha da belirgin olsun diye şöyle göstereyim. Bu iki sıfırla bu iki sıfır aynı sıfırlar. Tekrar ediyorum, 56 çarpı 100, 5600 ile aynı şeydir. İşlemi bu şekilde yazdıktan sonra, işlem sırasını da değiştirebilir ve 56 bölü 8 çarpı 100 olarak da düşünebiliriz. Peki sizce bunu neden yaptım? Çünkü eğer çarpım tablosunu hatırlıyorsanız, 56 bölü 8 işleminin sonucunu da kolaylıkla hatırlayacaksınız. 7 kere 8, 56. 8 kere 7, 56. O zaman bu işlemin sonucu 7'dir. Ve artık sadece 7 çarpı 100 işlemini yapmamız lazım ve bu da son derece kolay. 7 çarpı 100, 700 eder. 700. İşte bu kadar. Hadi böyle uzun uzun bölme işlemi yapmamız gerektiği hissine kapıldığımız ama sayıları parçalara ayırınca çok ama çok kolay olan bölme işlemlerinden birkaç tane daha yapalım. Sayımız, burada farklı renkler kullanacağım, 846 olsun. Bunu ikiye bölmek istiyoruz. Bu örnekte de sayıyı parçalamaya çalışacağız. Evet, 846'yı parçaladığımızda, şöyle yazayım, 846, 800 artı 40 artı 6'dır, öyle değil mi? Ve böylece işlemde 800 artı 40 artı 6 bölü 2 haline gelir, bölü 2. Ne yaptığımı bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Çünkü çok havalı bir şeymiş gibi görünmesine rağmen aslında 846'yı sadece 800 artı 40 artı 6 şeklinde yazdım. 800'lük, 4 onluk ve 6 birlik. Ve şimdi bunu ikiye bölmek çok ama çok daha kolay. Neden mi? Çünkü hepsini ayrı ayrı böleceğiz. Yani buradaki bölme işlemini bu parantezin içinde dağıtacağız. Dağılma özelliğini çarpma işlemi için daha sık kullanırız ama bu özellik bölme işlemi için de geçerli. Şimdi bu işlemi 800 bölü 2 artı 40 bölü 2 artı, daha kolay anlaşılması için parantezleri de az sonra ekleyeceğim. Ve 6 bölü 2 şeklinde yazıyorum. Tekrar edelim, burada 800 bölü 2 var. Artı 40 bölü 2 ve 6 bölü 2. Gördüğünüz gibi bölme işlemini dağıttık. 800 bölü 2 nedir? Hemen aklınızdan yapabilirsiniz. 800 bölü 2 400 eder. 40 bölü 2 ise 20'dir. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. 8 yüzlük 2'ye bölününce 4 yüzlük, 4 onluk 2'ye bölününce de 2 onluk elde edilir. Ve son olarak 6 bölü 2 ise 3 eder. 400 artı 20 artı 3 de 423'tür. Bu bölme işlemlerinin ekranda bayağı fazla yer kapladığını fark etmiş olmalısınız. Ama fikre alıştığınız zaman her şey çok daha hızlı olacak ve 8 yüzlük bölü 2, buraya yazıyorum, 400'lük 4 onluk bölü 2 2 onluk 6 birlik bölü 2 de 3 birlik eder deyip işlemin sonucunun 423 olduğunu hemen söyleyeceksiniz. Evet, buradaki rakamları tek tek 2'ye böldüğünüzde elde ettiğiniz sonuç 423'tür. Burada uzun uzun yaptığım işlemde de aslında yaptığım buydu. Basamak değerlerini kullandım. Yani yüzler, onlar ve birler basamağındaki sayıların hepsini tek tek 2'ye bölerek sonucu buldum. Bu arada uzun bölme işlemi yapsaydık da zaten bunu yapıyor olacağımızı eklemek istiyorum. Çünkü uzun bölme işleminde de tüm basamakları tek tek 2'ye bölüyoruz. Hadi bir tane daha yapalım ve fikre iyice ısındığımızdan emin olalım. Bu sefer 963'ü 9'a bölelim. Artık bu sayıya baktığınızda 9'a böleceğiniz parçaların ne olduğunu direkt olarak görüyorsunuz öyle değil mi? Bu sayıyı 900, neden 900? Çünkü 900'ü 9'a bölmek çok kolay. Evet, 900 artı 63'ün, 9'un bir katı olduğunu bildiğimize göre 63'ü parçalamamıza gerek yok. Artı 63 olarak yazalım. Ve şimdi, 900 bölü 9, kahverengi ile yazalım. 900 bölü 9 artı 63 bölü 9 olarak yapalım. Yine bölme işlemini dağıttık. Parantezleri de koyalım ki anlaşılması daha kolay olsun. Bu işlemin sonucu da 900 bölü 9, 100 eder. 63 bölü 9 ise 7'dir. O zaman bölüm 100 artı 7, yani 107'dir. Az önce de söylediğim gibi ben burada her şeyi uzun uzun yazdım ama bu fikre alıştığınız zaman 900 bölü 900, 63 bölü 9 da 7 eder deyip sonucun 107 olduğunu hemen söyleyebileceksiniz. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. Öğrenim hayatınız boyunca, hatta günlük hayatınızda da böyle sayılarla karşılaştığınızda, örneğin bir restoranda hesabın doğru olup olmadığını hesaplamaya çalışırken işlemleri aklınızdan yapabilmenin aslında ne kadar iyi bir şey olduğunu daha da iyi anlayacaksınız.